Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni bir Farming Simulator videosuyla karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün sıra küçük ve eski çiftliğimizde. Barış'la birlikteyiz yine. Barış hoş geldin. Hoş buldum. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalımızda videolarımızı izleyen arkadaşlarımızın %70'i hala abone olmayan arkadaşlarımız. Videomuzu beğenip abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok ama çok mutlu oluruz. Aynı zamanda 12.000 aboneye gidiyoruz. 12.000 abonede de bu haritanın TR plakalı Samsung Bafra ismindeki şeklini sizlere sunacağız. Hatta arkadaşlar şöyle bir sözünü vereyim. Bu videoya 2K like gelirse arkadaşlar sizler için ayrı bir güzel bir haritaya yine bir Türk isim verip onu da Türk plakası yaptırıp sizlere paylaşacağız. Bu arada da bol bol otolotlu yani otomatik yüklemeleri remork paylaşımlarımız olacak. Onlar da şu an yapım aşamasında deyip videoya geçiyoruz. Barış bugün sılaj yapacağız. Ama sılaj yapmamız için ne yapacağız biliyor musun? Sılaj makinesi kiralayacağız bir tane mecbur. Tamam. 500 bin lira sılaj makinesi. Bunun hızını 10 olarak kalsın mı direkt? Hızı 10 olarak kalsın mı? Hani 15 yapalım ya. Bunu 15'te kiralıyorum Barış, bunun paramız yok. Bir de Barış şey yapmamız lazım bizim. Sılaj remorku kiralamamız lazım. Bizim remorklarımız çok küçük. Bunlarla 1500 tur atmamız gerekiyor. Ne diyorsun? Tamam tamam sıkıntı yok. Yani nasıl gidecekse o şekilde yapalım. Şur bir bakayım şunları. Yetiştirelim yani. İşleri yetiştirelim. Şunlardan kiralasak ya bunu geri vermesi çok zor. Şundan kiralayalım biz. Şundan. Şöyle bir bakayım. Heh, şundan kiralıyorum. Bunun kirası kaç para? 2000 lira. Kiraladım. Hadi şimdi bir traktörün birini tamam. Al mağazaya gidelim. Ben çift çekeri alayım. Sılaj makinesini TT55'e tamam. Takalım. Mağazaya gidelim. Mağazadan kiraladığımız ekipmanları alalım. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Büyük traktör serisinde istediğiniz markaları da okuduk. Harita konusunda da arkadaşlar bol eğimli bir harita istediğinizi söylemişsiniz. Sen hangi traktörü alacaksın? Hiç fark etmez. Hangisi hazırsa ben hemen alalım. Hemen al oturma sen orada. Sen şu an iki traktörün üzerinde aynı anda gözüküyorsun. O yüzden binemedim. Allah Allah. Diğerine bin. Masana binmiyor. Sendekine de bineyim. Bak buna biniyor. Dur bakayım. Dur Tümosan'a bindim. Geri indim. Bin bakayım şimdi Tümosan'a. Heh tamam. Sök remorku gel. Mağaza neredeymiş? Mağazayı bulmamız lazım. Mağaza nerede? Mağazaya hiç gitmedik ki arkadaşlar. Haritayı kurarken biliyorsunuz ki mağaza modülü. Heh burası. İşaretledim. Oha. Bari bayağı bir yol gideceğiz daha. Bu arada arkadaşlar şundan bahsedelim. İşaret nerede? Mağaza şu taraftan gideceğiz. Gel. Bu taraftan gideceğiz. Bu arada arkadaşlar dediğimiz gibi büyük çiftlik serisinde yorumlarınızı okuduk. Bol eğimli bir arazi istemişsiniz. Bunda zaten hasat masat yaptığımız için onda da farklı işler yapmamızı istediğinizi de gördük. Traktör markalarınızı da gördük bu arada haberiniz olsun. Tamam ben seni döneceğim yerde bekliyorum. İşte her neyse arkadaşlar çok güzel oyunun 1-2 DLC'sini de aldık. Bu yüzden arkadaşlar sizlere farklı şeyler sunabilmek için. Oyunun yeni DLC'sinde olan haritada oynayacağız arkadaşlar. Her çeşit işleri yapacağız. Merak etmeyin. Büyük haritada büyük işler yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. İnşallah buradan gidilir ya. Dediğim gibi arkadaşlar 12.000 abonede zaten bunu vereceğiz. Bir de bu videoya 2K like gelirse arkadaşlar. Bir de bol like bol yorum gelirse. Ona göre de arkadaşlar sizler için hemen ekibimize bir haritaya daha Türkiye plaka ve Türkiye ismini vereceğiz. Haberiniz olsun. Lan buradan geçemiyoruz mu ya? Geçeriz buradan aslında. Yolu takip et Barış sen. Hiçbir yere dönme. O talih yolu. Ben döneceğim yerde seni bekleyeceğim. Şu sunucu kiralama işini de bir an önce halletmemiz lazım arkadaşlar. Dediğimiz gibi sunucu kiralayan arkadaşlarımız varsa bizlere haber ederse çok mutlu oluruz. Hangisi iyi? Mağazaya nereden gideceğiz? Şuradan ana yola geçelim ya. Dönmesek de oluyormuş. Tamam. Buradan sola döneceğim. Barış'ı bekleyeceğim arkadaşlar. Tamam. Burada bekliyorum. Mağaza şurası galiba. Bir açayım haritayı bakayım. Aynen. O yolu takip edeceğiz. Geldim yanına. Alt yoldan gelsek de olurmuş arkadaşlar. Giderken alt yoldan gideriz. Bu yolu takip edeceğiz. Mağazadayız. Bu arada buralarda da çok güzel çiftlikler var arkadaşlar. Baksanıza. Haritayı da şiddetle tavsiye ediyoruz. Haberiniz olsun. Paylaşacağız zaten bu şekilde değil mi? Bu şekilde paylaşacağız da. Şimdi şey olmuş Barış. Orijinal halini attım ben haritanın. Bazı arkadaşlar da çalışmamış. İsmini biliyor musun? Evet çalışmamış. Öyle. Attım ben Discord'da orijinal halini. Ama niye çalışmadığını açıklayalım mı? Abi, oynayan arkadaşlarımıza sordum. Oyunları korsan. Sürümü uymuyor korsan yani. Korsan tavsiye etmiyoruz korsan. Ve arkadaşlar. Yönelmeyin. Oho. Çünkü bu oyunun şirketi de bir emek. Barış
Mazotları dolduralım, gel. Baksana case'e. Benim case'e. Gibi bir şey şu an. Benim yarım depo var. Ben alıyorum mazot. Case'e bak lan. Tamam. Şimdi gidelim. Aldın mı sen de? Aldım. Bak 1400 liralık, 1500 liralık ben aldım. 500 liralık da sen aldın. Biz nereye gidiyoruz şimdi ya? Mağazaya geldik. Tamam, mağazaya. Sıvan şeyleri mi? Mağazaya bak. Çok iyi lan. Çerdivenlere baksana. Biz niye hiç klas kullanmıyoruz? Bak Revus'un çerdiveni de varmış. Klas'ı ben daha önceki gameplay serilerimde kullandım diye klas almadım. Ha, ne kullandık hiç? Doğru bir şey kullanmadık. Ben seviyorum mesela. Remork alsana sen. Sen bir remork al oradan. Arkadaşlar bu kışı atlatalım. Traktörlerimizi değiştireceğiz, haberiniz olsun. Bu arada ya dostlar, sizlere samimi bir şey diyeceğim. Ya neden arkadaşlar büyük çiftliğe küçük traktör yazdınız? Bak bu tarafa dön, bu tarafa. Bu taraftan daha kestirin. Ya da şöyle, küçük çiftliğe de büyük traktör yazılıyor. Evet arkadaşlar, küçük çiftlik serimize büyük yazıyorsunuz. Büyük çiftlik serimize küçük yazıyorsunuz. Yani büyük çiftliğimize 55-56 yazan olmuş. Küçük çiftliğimize de 180-200 beygirlik traktör yazan olmuş. Dostlar tam tersi yapın. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Şöyle, şimdi traktör alıyoruz ya. Şu an ilk başta olduğu için serimizi. O yüzden şu an yani dediklerini alabiliyoruz. Bak birkaç bölüm sonra artık değiştirmeyeceğiz. Sadece satın alacağımız zamanlar sürüyor. O yüzden yorumlarda sadece oyunla ilgili düşüncelerinizi bekliyorum. Aynen öyle arkadaşlar. Zaten şimdi büyük serideki map'i ve traktörleri değiştireceğiz. Çok güzel seri olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Yeni DLC'de çok güzel makineler var. Sanırım ben daha önce hiç kimsenin o makineleri kullanıp videosunu çektiğini görmedim. Duymadım da. Nasip olursa onların da videolarını çekeceğiz. Arkadaşlar Allah izin verirse. Şimdi Sılacımıza gidelim. Bari Sılac zaten şeyde, Ahır'ın yanında. Ama şöyle bir şey var. Biz naneyi yedik. Kredi çekmeyiz inşallah. Bizim Sılac yerimiz yok. Onları yapmayı unuttuk. Mecbur cepten harcayacağız. Ha burada gölet varmış ya Barış, Ahır'ın yanında. Bu mısır mıydı bizimki? Ne oldu? Ana yoldan mı devam ediyorsun? Evet evet, ana yoldan hiç dönme, hiç dönme. Ana yol virajlı, virajları dön. Başka yere gitme ana yoldan. Aa mısır orada değilmiş. Nerede mısır? Mısırımız nerede bizim? Aa, burası değil mi? Aa, burası. Allah takma. Tarlamızı Allah nasip ederse geldik de burası bizim olması gerekiyor arkadaşlar. Aa bura benim değil. Bura bizim değilmiş Barış. Neredeydi bizim mısır? Orada 2 numara var. Görebiliyor musun? Büyük ihtimalle geçtim. O tarladan girdim. Tamam 2 numara var. Burası ayçiçeği. Haritanın küçük şekilde ağaç çiçeği. Ha aşağısı mısır, aşağısı. Gel gel. Tamam mısırı ezdik ya hatta yanlışlıkla. Sen de ping olmuş. Tamam. Hop burası. Bura buldum. Allah'ın izniyle sılacımızı yapalım. Bari ilk sılaç boşaltmaya giderken ben de geleyim seninle. Şey yapalım. Sılaç yeri yapalım oraya bir tane. Hayda. Bari mısırın bir kısmını ezeceğiz. Nasıl olacak? Bak yanıma tam geri gel. GPS ya da dur. Seni görmedi. Şöyle yapayım öyle görsün seni. Hızımı 10'a ayarlıyorum Barış. Bekle ben de ayarlayayım. Çelik el sıralı, iki çift sıralı arkadaşlar sılaç makinemizde. Sanırım ilk kez bunun videosunu çekiyorum. Daha önce yok oynamıştık ama gidiyorum. Bas 3'e. Hop tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle süreyim. Oh çok güzel valla. Bununla bu tarla bitecek mi lan? Ya bununla bu tarla mecbur bitecek Barış. Şuradan Barış, buradan dışarı çıkacağım. Makineyi de kapatmam lazım. Allah, traktörden indim lan. Heh, şu tarafa çarptı mı? Çarptı ağaca. Gel geri gel. Hop şöyle gelsem çarpacak mı? Çarpmaz galiba ya. Tamam açtım burayı. Çevirdi mi sana, gördü? Gördü. Haydi bismillah devam edelim. Arkadaşlar bu arada TikTok'a gelmeyi unutmayın. Bugün bir sevgili dostumuz, bir izleyici arkadaşımız da YouTube'dan geldim diyerek bizlere selam verdi. İnanın çok mutlu oluyoruz. Her akşam arkadaşlar hasta olmadığımız sürece, bir aksilik olmadığı sürece TikTok'ta canlı yayındayız arkadaşlar, haberiniz olsun. Canlı yayınlara dört gözle bekleniyorsunuz. Gerçekten hala arkadaşlar, hala Türkiye'nin en çok izlenen Farming Simulator canlı yayını unvanını taşımakla sizlerin sayesinde gurur duyuyoruz. Öyle değil mi Barış? Oba! Ya bu arkadaşlar, bunun büyüğünü mü kiralasaydık acaba Barış? Ne diyorsun? Ya onu diyorum ya, tek sıra götür. Şey yapsak Barış, bu remork dolduktan sonra sen gitsen, ben o sılaj yerini ayarlayıp bu remorku döksem. Sen de o ara nereye gitsin? Büyük makineyi alsan gelsen. Sılaj makinesini. Yani ya traktör arkasına. Ha ben kiralarım. Traktör arkası geniş olanı. Allah dur. Bunlar çekecek mi bunlar? Çeker. Şey ya, batma modu kapalı ya. O yüzden rahat çekeceklerini düşünüyorum ben. Bunda da batma modunu aç diyenler var. Batma modunu açarsak ama 240'lık gitmez. O ne olacak? Hiçbiri gitmez doğrultu. Biraz gerçekçi olsun. Hani baya gitmez arkadaşlar.
Bunu tekrardan bir değerlendirelim. Açık ve net konuşalım. Batma modunda 480'lik çekmez. 240'lık çekmez. Boş remorku bile tarlalarda çekmez arkadaşlar. Harici Tümosan 74-80'di değil mi o? O çekebilir. TT55 de remork çekebilir ama pulluk falan çekmezler arkadaşlar, haberiniz olsun. Benim niye hafiften bir FPS'im düştü ya? Sende de var mı? Bende sadece küçük takılmalar var. O da pinkten dolayı. Benim hafif bir FPS'im düştü ya. Remorkun yüzde kaçı doldu? Şu an %36'sı doldu. Ooo %36. Oradan eklediğimiz modlardan bir hata almış olabilir. Ya olabilir. Büyük ihtimalle onlardan birisi. Çünkü iki bölümdür aynısını tekrarladık. Farkındaysan seriydi. Öncekilerde hiçbir şey yoktu. Yoktu diyorum ya. Bundan önceki seri yani ikinci bölümüydü. Aha. İkinci bölüm ama üçüncü videosuydu. Vallahi onda aynı şekilde olmuş. Bak arka planda şey Barış, arka plandan izlerken FPS düşüyor. Önden izlerken düşmüyor. Ne alakalı? Muhtemelen modlardan bir tanesi de. La şey mi yaptı acaba? Dur. Yamuk girdim. Az geri gitsene. Neymi? At kamerası yükledim, ondan mı acaba? Ne zaman yükledin sen? Ama modu o. Yo, geçenki bölümde de vardı bu FPS kaydı. Tamam, onu soracaktım ya, sen ne zaman yükledin ya, o yüzden. Dün gece yükledim onu ya. Atın birinci şahıs kamerasını. Onunla alakası yoktur ya. Eklediğimiz bir şey yapıyor ama ne yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Hop, bari bu taraftan mısır tamam, ezeceğiz biraz, yapacak bir şey yok. Ezeceğiz, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ekin tahribatı açık ya. O yüzden ezdiğimiz yerler çöp oluyor ama ilk sırayı bununla tamamlayalım da Barış. İkinci sırada bayağı hızlı yaparız. Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Bu arada Barış, haberin olsun. Senin evet. Görüntünü de ekrana koymaları hoşuna gitmiş. Görmüşsündür insanlar. Beğenmiş bunları dostlarımız. Tekrardan bir koyma düşüncen var mı? Şöyle ekrandan isteyenler var benim görüntümden de. O biraz montaj süresini çok uzatıyor. Biraz üzerinde çalışmam lazım. Birkaç deneme yapayım. Barış Aga da video atsın diyor. Ben kendime başarılı olursa onun bu şekilde diyorlar ya, videosunda da video atmam biraz zor bir şey olur ya, yetişmez. Olmaz yani. Arkadaşlar hani şimdi iki farklı açıdan olmuş olur, o da hoş durmaz. Öyle bir yerine şey olabilir mesela, aynı anda çekiyoruz ya. Şu an buradayız. Senin görüntün var, oradan aynı yerden benim görüntümü de alabiliriz. Bunu denememiz lazım. Bir iki denemeden sonra. Evet. Ben şöyle demek istiyorum Barış, şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar, Barış Ağam da kendi gözünden atsın diyenler var ya, bu kanal benim değil arkadaşlar. Bu kanal Barış Ağa'nız da ikimizin zaten. Yani ayrı bir kanaldan Barış'ın video atması çok saçma bir şey olur. Olmaz. Çünkü bu kanal benim tek başıma benim değil arkadaşlar. Barış'la ikimizin, biz bu yola birlikte başladık. Yok zaten şey, benim anladığım kadarıyla şey diyorlar, başka bir kanala değil. Bu kanalda mı? Ha, ben öyle anladım lan. Ben niye öyle anladım? Öyle değil. Yeni bir kanal aslında gibi değil. Bu kanal aslında ben şöyle düşünüyorum. Yapayım diye. Da bunu deneyelim birkaç sene. Olursa olur da ama işte zaman yok. Nasıl bir şey? Şu an video çekiyoruz. Ben de aynı zamanda aynada kayıt alayım. Baştan başlayalım ikimiz de kayda. Ama girişimiz falan gelişme sonucu her şey aynı. Bu şekilde oynayacağız. Ben şu an bu noktadayız mesela. Ben bu noktadan kesip kendi ekranımı devam ettireceğim. Zaten konuşmalar aynı şekilde devam ettirecek. Anladım. Anladın mı? Vay. Ekrana değişecek. Biraz gittikten sonra sana geçecek. Senin gözünün. Film sahnesi gibi lan. Anladın mı? Sen böyle konuşurken biraz, sen, ben konuşurken ben. Ya öyle de olur. Öyle olmaz. Öyle çok zor olur değil mi? Değişir. Hayır, zorluğuna değil. Çok sık değişir. Dikkat dağılır. Mesela sallanın bir turunu attık. Bir turunun yarısında benim ekran var. Yarısı senin ekranın oldu. Atıyorum, mesela sen biçiyorsun, burada biçerken sıkılmayacak. Ben gidip boşaltırken, sıralara, o ara benim ekranımı görecekler. Vay be! Anladın mı? Barış! Böyle yapalım diyorum, daha iyi olur. Mantıklı, eline koluna sağlık, ağzına sağlık bu arada. Sen TT55 ile gidip şunu alsana, şu kiralı, şu sıraj makinesini. Lan 150 bin girdi ama çeker ya. Biraz geniş, haberin olsun. Almak zorunda değil de ben mağazaya geldim. Mağazayı haritaya açıp bulabilirsin var. İşaretle yeşil. Kiraladım, haberin olsun. Hadi biz gidelim arkadaşlar. Biz şimdi gidip bu sılacı dökelim. Ben seni bir geçeyim gideyim. Hadi eyvallah. Zaten %92'si dolmuş Barış bunun. Güzel. Ama ben şimdi buraya sılacı nereye yapacağım? Sılaca paramız yetmezse kiralayacağız Barış, haberin olsun. Sılacı kredi çekeceğiz. Sılacı yeri kiralanmıyor. Onu nasıl düşünmedik biz Barış'la? Kimse de yazmadı ha yorumlara. Ano. Sılaj yeri yapmadın diye. Yazdılar mıydı acaba? Lan? Bazı şeyleri unutmuşsun abi diye yazanlar vardı. Var mıydı? Unuttuk arkadaşlar, kusura bakmayın. Hem yayın hem şimdi YouTube.
Sen git şey yap. Ne diyorlar ben ona? Ben onu alıp geleceğim. Bari ben slaj yeri alacağım da silodan. Yani en küçüğünden alayım ya. Kaç para? Batacağız gibi bir şey bakalım. Bari 87 bin lira. Satın alıyorum kredi çekmeden bunu. Bir büyüğü. Aa bu da 87. Hepsi. Aa bu da 87. Bu daha uzun. Bir tane yeter değil mi? Bir tane yeter. Orta büyüklükte bir tane al. Zaten ya, fazla slaj yapacak yerimiz yok. Koyunlara zaten çok fazla slaj da yapmayacağız arkadaşlar. Koyunlar normal ot da yiyor ya. Arada sağlıklarını %100 yapmak için adamın tarlası yamuldu. Çaktırmayın arkadaşlar. Ses etme, ses etme, boş ver. Niye yamuldu o? Ben bu arada sen gelene kadar şey yapayım Barış. Atın birinci şahıs kamerası. Aa aktif etmedim ki ya. Tüh. Bari 184 bin lira paramız kaldı. Şimdi ne olacak? Çalışacağız. Yani unuttuğum bir şey varsa da artık. Vallahi biz hapı yuttuk, ben sana diyeyim. Biz hapı yuttuk. Bu slaj yerini çok sevdiğim yani, bir özelliği var Barış. Dışarı ben sana bir şey söyleyeyim. O tarlayı biz çok erken aldık. Tamam mı? O tarlaya o 700 lira parayı çok erken vermiş. La Barış, onu da satacağız, hasat edeceğiz, satacağız da daha biz. Tamam hasat edeceğiz de 700 bin lira para verdik. Hatta biçeri oraya işçiye tamam, versek para paramızı bitirir. İşi parayı bitirir. Parayı bitirir, parayı. Vallahi parayı bitirir. Sen şimdi gelene kadar ben at kamerasını göstereceğim Barış. Şunun mazotu yanmasın, mazotu cepten harcıyoruz arkadaşlar. Aa at kamerasını kurmadık ki. Kurmadık, kurmadık. Ben şuradaki tarlayı nereden şey almıştık biz? Mı? Atları böyle peş peşe verdiğin zaman hareket ettiriyorsun. Biri duruyor, birisi diğer hareket ettiriyorsun. Atlar havaya çıkıyor. Yo ben fark etmedim onu. Yayında görmedin mi? Ha o sen onu bilerek mi yaptın? Abi tabii. Sen dururken ben arkadan geliyorum, hareket ettiriyorum. Dur bakayım sonra şuradaki. Atlar havaya çıkıyor. Hatta bir ekran videosu aldım ben onun ya. Dur bakayım şuradaki sabit duran atın arkasına duracağım bakayım, yapacak mı? O TT55'in yanına binilmiyor değil mi? Ben de senin yanına binsem. Onu yemedi. Sen gittin mi mağazaya? Gittim mağazaya da bunu kaldırmıyor bile. Kaldırmıyor mu? Vallahi kaldırmıyor, kafa attı. O zaman bir tane traktör kiralayalım Barış. Onu bırak oraya. Çünkü bunlarla bitmez arkadaşlar. Çok fazla uzun sürer. Barış ne kiralayayım? Ya iyi bir şey kirala da böyle. İyi bir şey. Yani. İyi bir şey. Rahat bir şey okumuşsunuz. O zaman. Vallahi bunu bize bir şey mesela biz batacağız gibi hissediyorum. Dur bir 54-50 kiralıyorum o zaman Barış. Yani bir eksiye düşeceğiz gibi. Yapma be. Bunu burada bırakacağım. Ya bitti, para bitti. Bak sana diyorum ya, o tarlayı çok erken aldık. Çok erken aldık. Dur onu kiralayamıyoruz. TD kiralamayalım. Ne kiralasak la? Tümosan 91-15. Aa onu da eklememişiz. Ne kiralayacağız arkadaşlar? Kubota kiralasak M641. Kaç para o? Kirası aa 28 bin lira al. Al bakayım. 13 bende euro olarak gözüküyor. 13 bin eurodan 8 bin euroya düştü. Hayırlı olsun. Sen de şeyi al gel. Ben yanına niye binmiyor? Aa yanına binmiyor. Hayda. Aa dur dur. Barış dur dur. Traktörle alakası yok. Ben onu yanlış kiralamışım. Nasıl yanlış kiralamışım? Al. Şimdi tak. Şimdi tak şimdi. Dur bakayım TT50 almışken Barış. Onunla yapalım, kiraladık. Öyle kaldırmaz tabi onunla. Gitti para ya. Vallahi gitti para. Tak öyle. Şey alırken mesela acele etmeden alalım. Seçeneğini yapmıştım ya. Artık bir lüksümüz kalmadı. Vallahi kalmadı. Hasatları satacağız ya. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Takip et beni, hasatı çarpma. Hasatı biraz bekletmeniz lazım kışa doğru. Sen önden git de. Seni de göreyim ben. Önden git önden. Kaç basıyor? 42. 42. Benimki de 43 basıyor. Bas. Yarışıyoruz. Evet arkadaşlar, Kubota M6 141'e karşı New Orleans TT55. Saatte 1 kilometre hızla ona yaklaşıyorum ama nasıl 42 lan bu? Niye yaklaşamıyorum oğlum, ben sana? Yaklaşsan ne olacak? Yolu tarlalardan gitmek zorunda. Tam tarlaya girersin ya. Traktör yolun dışına çık. Sen gireceksin. Ben değil oğlum. Makineyle ben mi gideyim tarlalardan? Makine sende ya lan. Beni geçmek ha. için diyorum. Beni geçmek ha. için. Yok, üçkağıtına git. İşin üçkağıtçılığına gitmem Barış, beni biliyorsun. Asla öyle bir şey yapma. Hiçbir şekilde seni geçmek için hile hurda, tarlaya dalma vesaire öyle şeylerle asla işim olmaz. Allah kahretmesin. Şuraya kavuştuk. Hadi lan hop. Nasıl geçtim ama? Ya bizim hileyle hurdayla işim. Oğlum tarlalardan geçtim, görmedin mi? Gördüm, bir ve artı diyorum ya, bir kilometre farkı vardı. Yani istediğin kadar benim boş da olsa 1 kilometre fark. Evet. Farklı. Arkadaşlar gördünüz. Düz yolda geçtim. Bari şuradan gir la. Oraya sıkışırsın. Şuradan dur bakayım. Yol vardır la. Niye işimiz gücümüz rast gitmiyor diyeceğim de aceleci davrandım arkadaşlar. Allah. Yol yok la lan burada. Sesin kesildi. Bir daha söylesene. Bazı yerlerde kuru kısımlar kaldı. Yüzden sende. Gel gel pancarın yanından gel. Aa, yanmıyor lan. Makine ağır ağır.
Ana köprüye bak. Ne kadar güzel. Onun nerede bu tarla? Aha buldum. Tarlayı buldum. Ben Tümosan'ı alıp geliyorum. Bu burada kalsın. Adamın inekleri çok güzel Barış. Oğlum niye acayip ses çıkarıyorsun lan? Kim? Acayip ses çıkarıyorsun. Ne oğlum? İnek mi eledi? Ben ses yapmadım. Abi tabii. Sor. Kendin inek görüyorsun. Arkadaşlar yok. Ben ses yaptım mı? Canlı yayında değiliz ya lan. Ana! Barış bir kötü oldum. Tamam şey nerede? Geliyorum. Geliyorum. Barış acayip kötü oldum. Kendim bir an canlı yayında oynuyoruz hissettim ha. Bekle geliyorum. Ona sabitle onu. Sabitleme. Gerek yok Barış. Makine ona ayarlı zaten. Şimdi çabucak bunları boşaltacağız arkadaşlar. Diğerinin önüne takmış. Aç boruyu. Buna remote takın mı? Takılıyor. Dört tekerlekli remorku getireyim mi? Buna remote taksak böyle uğraşan. Ama bizim büyük remorkumuz yok ki. Aa ne oldu? Makineyi indirmemişsin yere. İndir. Sen dur görüyor. Sen dur. Ben ayarlarım sensör. Atıyor değil mi lan? Niye atmadı lan? Hah atıyor tamam. Oba oh be. Giriş giriş maşallah. Çekmiyor mu la o? Sen şeye duruyorsun ya. Sen 3'e bas ben ayarlarım onu. Yok böyle yaptım. Senin önüne gelince kendisi. Allah Allah. Bak sen Kubota'ya. Kubota da çiftliğimize yakışıyormuş aslında Barış lan. İleriki bölümlerde. Şu an ne Kubota'sı? Kubota'nın tekerini alacak para yok şu an. Vallahi yok. Git arkandan geleceğim. Devam et durma sen. Ben yaklaşacağım sana. Olduğu gibi dönebiliyor musun? Dur bir köşeye gelelim. Kaldırmadan. Bana dolmuyor mu lan diyecektim. Doluyor. Bir an bana dolmuyor zannettim. Niye? Barış bak şimdi. Şimdi seninle biraz hesap kitap yapalım. Bu tarlalar bitince çifte geçeceğiz. Vallahi yapacak hesap kitabı kalmadı. O kadar para tutuyor. Bu tarla böyle giderse mazot bile alamayız yani. Bak ben sana söyleyeyim ne yapalım biliyor musun? Eğri oturup doğru konuşalım şimdi bak. Abi kardeş gittik işi bıraktık geldik bir çiftlik açtık. Bu işin içinden çıkalım. Ele güle rezil olmayalım. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu tarlalardan sonra bir tane de yulaf mıydı o bizim aldığımız tarla? Neydi o? Allah'ı bilmiyorum ne olduğunu. Öyle bir şey vardı tamam mı? Onu da hasatlayalım. Aa bak uça basıyorum ya sen uzaklaşınca trene basıyor bu. Allah Allah. Allah şu an uçta kendisi gidiyor bak. Sen yanına geldin. Şimdi ne yapalım biliyor musun? O tarlayı hasat ettikten sonra çekmiyor mu la? Çekmiyor. Allah yok, Allah. Bir şey yok dedim. Vites mi değiştiriyor? Vites değiştirmiyor hatta bu. Niye gitmiyor? Vitesi hangiyi de değiştiriyordu? Vitesi sol shift artı eksi. Bak az dışa gel. Gel. Az dışa gel izliyorum. Şimdi şey diyeceğim. Yok o bir son bir çizgi ya. Küçük bir çizgi o. Orayı hasatladıktan sonra Barış balyesini yapalım. Oranın balyesini satalım. Para getirsin bize. Nasıl olur? Hayvanların balyesi var mı? Saman balyemiz var. Koyunlara hep saman vermesek de oluyor yani. Bir satamıyor bu ya. Allah Allah. Bir dahaki turda ben süreyim mi onu? Ama ne ben alakası var ki? Manuel mi attırıyor vites? La onu Manuel da ben atlıyorum. Barış. Onu da vitesle resimleri diyeceğim de o oyunun orijinal derecesi ya. Olmaz galiba onda. Ha? Güncelleme gelir. Hiç anlamazsın. Neyi anlamam? Yo, güncelleme gelir. Hiç anlamazsın bile. Kendi kendine güncellersin. Hani oyuna toplu güncellemeler geliyor ya. Oyun şey yapıyor ya Barış. Hani direksiyon seti ve vites özelliği var ya. O yüzden bütün traktörlerinin vitesi yapıyor oyun. Yapmakta da haklı yani. Devam. O makine kurtarıyor sen rahat ol. Kurtarmadığı yerde ben gaza basıyorum. Ama kendinde sorun var. Ben 3'e basıyorum. O kendisi frene basıyor. Bir in bakayım ben bakayım ona. Bakayım. Bin ona Tümosan'a. Bende gidiyor 8'de. Yo 5'e düştü. Bak kendisi devam ediyor sonra frene basıyor. Barış ne yapıyor biliyor musun? Bir biri atıyor bir iki atıyor. Bir biri atıyor bir iki atıyor. Onu diyorum ya bu vites sorunu var. Rampaya çıkarken daha çok belli oluyor. Gel. Arkadaşlar bu niye böyle yapıyor? Bak kaldı. İkiye düştü. La 141 beygir oysa ki ya. Aa dur. Sen kal Kubota'da sal onu bana ben bir gideyim boşaltayım geleyim. Pingin var ya. Ben rahatça halledip geliyorum. Sen bir çay iç. Biraz TikTok'a gir. YouTube'a gir yorum cevapla Barış. Barış. Telefonun müsaitse YouTube'dan rastgele bir arkadaşımın ismini ve yorumunu okusana. Şu arkadaşımız şunu yazmıştı. Son videodan okuyayım o zaman. Son videodan. En son yazılan yorum. Ha, iki tane yorum oku. Rastgele seç ama. Ne demiş? Arkadaşımızın biri Kemal Çakmak. Abi video ne zaman geliyor demiş. Kemal Çakmak. Çakmakçı. Kemal Çakmakçı. Abi aynen, video ne zaman geliyor demiş canını yediğim. Ege Furkan Doğan. 19 dakika önce söz yazmış. Abi masaya yedip dönerli kalın demiş. Yedili dönerli. Yedi dönerli yazmış. Ben niye kaza yapıyorum hep ya? Allah Allah. Ben niye hep kaza yapıyorum arkadaşlar?
Gerçekten çok özür dilerim ya. Gerçekten çok özür dilerim. Hani şimdi yayından çıktık, hep çift çekerlere falan alıştık ya arkadaşlar. Diğer büyük çiftliği oynadık. Yayında çift çekerlerle oynuyoruz. Şimdi tek çeker manevrasına alışamadım. Hadi bir tane daha oku Barış. O zaman dur, sayfaya girmem lazım. Bir stüdyodan baktım modundan. Hı. Sayfaya gireyim. Sayfadan videoya tıklayayım. Olur, olur, öyle yap. Son videoya bakıyorum. Yorumlarınız bizler için çok 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 önemli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bak, Veysel kardeşimiz yazmış. Allah Allah. Ne yazmış? Remote eksik. Remote eksik demiş. Remote almamıştık son videoya. Oku, bir tane daha oku. Var ya. Remote eksik demiş. Delireceğim. Orada çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık demiş. Arkadaşlar. Hatice İpçi çok iyi bir seri olur inşallah yazmış. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Bu okudukları şeyde değil mi hep? Büyük seri. Bunlar aynen büyük seriydi. Tamam. Küçük seriden oku bir tane de. Bakalım küçük seriden bulamış. Remork hemen dönüyor ya. Ayar oldum arkadaşlar. Gerçekten ayar oldum. Küçük seri dedim. Zaten bunun devamı olan. Hı. Buna. Bundan bir önceki seri. Bak az önce konuştuğumuz bir konu. Demiş Barış abi, kamera koyacağınızda direkt Barış'ın köşesine alın. Bu koyun ekrana demiş. Ne demiş? Anlamadım. Hani benim ekranımı küçük sağ alt köşeye koymuştun ya arkadaşlar, beni anlamadım. He. Köşeye evet. Koymuştun ya benim ekranımı. Evet. Onlar diyor ki Barış abinin diyor o köşeye koyacağınızda onun ekranını direkt koyun diyor. Evet. Evet. Anladın mı? Mantıklı arkadaşlar. Az önce konuştuk ya. Tam da bizim yorumladığımız şey ya. Onu okuyup, onları okuyup yorumlamıştık zaten. Sen de ona göre araştırma yapmıştın video ya, nasıl yapabilirim diye. Olmuş, ellerinize koymuş. Ya şimdi yapması bir şey değil. Hani videoyu çekmesi çok basit. Ben de kanalımdan da çekerim de. Bu montaj süresini uzatıyor. Bu da arkadaşlar şöyle atıyorum bir saatlik bir videonun montajı. Hatta şöyle bir saat ediyor. 45 dakika çekiyor değil mi? Aşağı yukarı. Evet. Bunun beğenmediğimiz yerler oluyor. Kestiğimiz yerler oluyor. Bu da 35-40 dakika arasına düşüyor. Bazen 30 dakikaya düşüyor. Ama iki farklı video olduğu zaman çok zor. Atıyorum tabii 45 dakikalık bir video 1,5 saatte 2 saatte yükleniyorsa yürü. Bu video iki katına çıkacak. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar bu arada yorumlarınız için, beğenileriniz için ve abonelikleriniz için. Buradan da hani söyleyeyim, her bir yorumu tek tek okuyup yani mesela kalp atıyorum ben yorumları. Genelde ben okuyorum ya. Ben rastgele atmıyorum. Okuduktan sonra rastgele atıyorum. Çoğuna da cevap veriyorum. Bu arada arkadaşlar bol sohbetli bir oyunumuz oldu. İnşallah beğenirsiniz. Şunu da hatırlatmak isteriz. YouTube katıl üyesi olan abilerimiz, kardeşlerimiz, çok teşekkür ederiz. Discord'dan YouTube katıla üye olduğunuzu lütfen bizlere belirtin. Discord isminizi bulalım. Ona göre Discord'da YouTube katıl rollerinizi de verelim. Haberiniz olsun. Yani şu anda Discord'da 2-3 kişinin daha YouTube katıl rolü var. Diğerlerine henüz haber vermedi. Discord'da da 6000 kişi olduk arkadaşlar. Bu başarı hepimizin. Şu an YouTube katılda kaç kişi? 7 kişi var herhalde. Ha. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bazen hani biz de sizle beraber oynayabilir miyiz diyorsun. Tabii böyle bir imkan var. YouTube videolarımızda da var. TikTok canlı yayınlarımızda da var böyle bir imkanımız. Yalnız tek şart YouTube katıla altın veya gümüş kademeye de üye olmamız lazım. Evet, birlikte oyun için. Kesinlikle ama ara ara istisna olarak da normal modsuz şekilde sizlere de odalar açacağız. Beraber kalabalık bir yayın yapacağız. Aynen öyle arkadaşlar. Devam edin. Bari buradan kaç remote daha çıkacak la? Şeyi de soralım ya. Belki hani bir oyunda kalmayalım. Hangi oyun isterler? Başka onu, bir oyun videoları da çekelim mi? Onu sorduk da netleştiremedik ki daha. Aynen. Tekrar bir şey olsun. Şöyle yapalım. Alalım yorumları. Tamam mı? Ben o yorumlardan mesela atıyorum X bir oyun. Ne diyelim? The Forest. Tamam mı? The Forest'dan atıyorum 5 tane geldi. İstek geldi. Ben bunu alayım. Artı ETS geldi 4-5 tane, tamam mı? Aha. Bunları da alayım, bunları da toplayayım, anket yaptım YouTube'dan. Olur. Bu ankette en çok hangisi seçildiyse ondan da video çekelim. Çünkü tek bir, bayağı bir tek bir şeye, oyuna takılı kaldık. Bunun hakkında da düşünceleri bekliyoruz yani, inşallah bakalım. Biz de isteriz değişik oyunlarda da devam edelim. Kesinlikle öyle oyunlar. Arkadaşlar ya. Hani farklı oyun videolarıyla da oynamak istiyoruz, onları da hani bizim kendimize has, kendi içeriklerimizle sizlere sunmak istiyoruz arkadaşlar, hizmetinize. İstediğiniz oyunları yorumlara yazın. En çok yazılanlarla anket başlatalım. En kısa sürede başlayalım onlara da. Abi tabii Twitch'te zaten yoğunluk diğer oyunlara olacağını diye düşünüyorum. Öyle yapalım evet. Diye düşünüyorum. TikTok'ta da 90.000 olduk.
TikTok'ta 90 bin olduk. Bayağı büyük bir emek. Bir yıl olmadan. Yılbaşına kadar 100 bin takipçiyi hedefimiz var. İnşallah ona ulaşırız. Yılbaşına kadar YouTube'da 20 bin olur muyuz? İnşallah olur. Mesela YouTube'da ne demiştik? Yılbaşına kadar acaba 10 bin aboneye girer miyiz? Yaklaşık 2 ay önceden girdik. İnşallah. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Sağlar. 90 bin rakam. Çok güzel çok bir ciddi bir rakam ya. Tabii tabii. Ve bir Barış. Bağlı kaldı, takılı kaldı. Ve? Bizi değişik oyunlara oynamak daha büyük farklı kitleye ulaşmak istiyoruz ama nasip bakalım. En güzeli ne biliyor musun Barış? O TikTok'taki 90 bin kişi çekilişle veya şöyle böyle gelmedi. Birebir kendi istekleriyle takip eden 90 bin kişi. Böyle bir güzel mutluluk olamaz arkadaşlar. Abi içerisinde kesinlikle bir tane daha. Dur. Arkadaşlar 90 bin doğal kişi, hani bunların bizlere nasıl mutlu hissettirdiğini tahmin bile edemezsiniz ya. İyi ki varsınız. Hani biliyorum sürekli iyi ki varsınız diyoruz ama gerçekten iyi ki varsınız ya. Hani biz bir başlayalım öylesine dedik değil mi Barış, hatırlıyor musun? Hani ya bu oyuna nasıl oldu ya? Böyle bir şey oldu. Normalde PUBG'miz olmuştu. Biliyor musun? Normalde PUBG yayını yapıyorduk. Aynen PUBG yayını değil mi? Niye PUBG yayınına başladık da normal yayıncı olarak dedik. Orada da tek bir oyuna dedik. İster istemez oldu. Çünkü kitle bir oyuna takılı kalınca o oyunda gelmişti. TikTok'ta da nasıl oldu ama? TikTok'ta bir iki oyun oynadık. Kimse izlemedi. Bunu oynadık. Herkes izledi. Ya inanılmaz şekilde arkadaşlar. Oyun stoğu yaptık ya. Deli paralar harcadık oyunda. Hani şey olarak söylemiyorum. Yanlış anlatmayayım. Yayıncı olacağız diye oyun aldık. Abi tabii çünkü bunun gereği budur. Seyirci ne isterse onu oynayacağız. Bir de arkadaşlar ben lafını böldüm. Kusura bakma. Yayıncı olup da korsan oyun oynayamayız. Asla. Mecbur satın alıyoruz. Yayıncı olmasan da olmasa da tavsiye etmiyorum. Korsan evet. Emek hırsızlığı bir şeydi. Aynen öyle. Ondan sonra nasıl olmuştu? Kendimiz izliyorduk bir başta. Allah var. Birbirimize hediyeler atıyoruz. Ne günler. Var bana hediye atıyordun, hatırlıyor musun? Belki keşfet oluruz diye. Ah sandık, be. Sandık topluyorduk arkadaşlara. Tabii TikTok'u bilmiyoruz o zamanlarda. Ondan önce TikTok varlığımız yoktu zaten. Arkadaşlarla çevrede falan duyuyorduk. Ondan sonra birbirimize hediyeler falan attık. Arkadaş vardı. Arkadaşla beraber jeton topluyorduk sandıklardan. Sandıklarla kendi kendimizi yarışıyorduk yani. Bir jeton, iki jeton. Oğlum çok güzel diyorduk. Günlerdi lan. Yine öyle daha İsmini güzel günlerdeyiz de. Evet evet o zamanlar da güzeldi. Sonra 2000 izleyiciye kadar çıktık. Büyük bir başarıydı bu. 2000 mi? 3.2'yi gördük. 3.2. Aynen 3.2 sağlam rakamlardı. Aynen anlık görüntülenme. Tabii. Bu aralar işte banyoruz sürekli. Hesaplarımız spam altında. Yani bugün bile, yani bugün çektiğimiz bugün ayın kaçı? 23'ünde çekmişiz biz bunu. 24'ünde yayınlanacak. Ban yedik ya. 3 günlük. Bir de 3 gün. 3 gün nedir ya? Ya bir oyunda ban yenir mi? Bir de yayını açtım. Yayını açtık. Hoş geldiniz arkadaşlar der demez. Aynen aynen. Bir de diyorum ya hani bir şeyler oynuyorduk. Hatta The Force falan oynuyorduk işte. Evet. Şiddet, korku, kan falan diyordu. Bunlar da okey. Tamam kabul. Zaten hep simülasyona geçmemizin sebebi de oydu. Aynen öyle. Çünkü aksiyon oyunlarıydı, FPS oyunları bunlar. Enteresan şekilde ban yiyor TikTok'ta. TikTok'un buna bir çözüm bulması lazım. Da ya kardeşim. Bu oyunda tutunduk. Onları anladım da Barış. Biz bu oyunda ban yiyoruz ya. Ya kafam artık almıyor. Küfür kullanmıyoruz. Bak küfür kullanmıyoruz. Hakaret kullanmıyoruz. İzleyicilerle zaten aşkım hayatımla yeri geldi. Çok samimiyiz Allah'a şükürler olsun. Hepsi bizim göz bebeğimiz. Ya hepsi var olsun. Biz onları izleyiciler. Arkadaş olarak yani küçüğün de yani 10 yaşındaki arkadaşımıza da kanka diyoruz. 30 yaşında 40 yaşındakine de. Aynen öyle. Saygımız değişmiyor. Saygımız, sevgimiz. Anlamadığımız şekilde hatta bu oyuna da süreç bizi bu oyuna sabitledi zaten. Evet. Biz direkt biz tamam lan bu işe bu oyuna başlayacağız demiyoruz. Demedik daha doğrusu. Ama bugün. Ama çok şükür sayenizde ülkede, Türkiye'de sınırların üstünde bir numaramız. Canlı yayın izlenmedi arkadaşlar. Tarihi rekor kırdık ya. Bugün mod ekibimiz abone var. Abone sayımız sizleri yanıltmasın. Mod ekibimize seslenelim. Buradan Barış. Kesinlikle. Onların emekleri asla. Onurum. Asla. Onurum. Denilemez. Onurum benim göz bebeğim. Ah onurum benim. YouTube videolarımızda onlar için de bir güzel evet. Onlara da yer ayıracağım. Mod ekibimizi arkadaşlar. Benim de aklımda şu var Barış. Mod ekibimizi bir gün YouTube videosu çekmek onlarla. Sohbet eşliğinde. O muhakkak o olacak. Şimdi ben onlara...
Tek tek bir selam göndereyim. Tabii tabii olur. Onurumum, Gözdem, canını yerim, Onural İlkimen. Ondan sonra Meriç kardeşim, çiçeğim benim. Sefa kardeşimiz çizimci olarak aramıza yeni katıldı. O da göz bebeğimiz. Sonra kim var? Tahir kardeşimiz var arkadaşlar. Ondan sonra birkaç isim daha ekibimize gelecek. Onları geldiklerinde açıklayacağım. Harici arkadaşlar, Şafak Mod ekibi olsun. Bireysel olarak mod yaparak bizlere getirenler olsun. Allah hepsinden razı olsun. Hani adam ekibimizde değil. Örnek veriyorum, MF285 gördüğünüz. Adam şekillendirmiş, kral taşları koymuş, ayarlamış. İyi eğlenceler abi diye bizlere getirmiş. Her birine ayrı ayrı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün böyle bir konuşma yapıyoruz çünkü çok duygusallaştık. Çok mutluyuz arkadaşlar. Hani? Kesinlikle. Bak mesela o konuya dediğim, hani dedin ya, biri getiriyor bize diye. Az önce Instagram'dan bir DM aldım. DM'e bak, bir arkadaşımız yazmış. Böyle böyle. DS20'ye. Farm Simulator 22 haritası ekledim. Bot kendimin. Bunu paylaşır mısın diye bana bir İşte bak. Attı. Görüyorsun değil mi? Nasıl güzel insanlar yani, ya. Zamanında bize çok şey diyorlardı. İsmini söylemeyin. Eğer burada videolarını tutuyorsa o kendine bilir. Şimdi ilk zamanlar Şubat ayıydı. Şubat ya da Mart. Bizim bir veya ikinci ayıydı. Şubat'tı Şubat. Şubat'tı değil mi? Hicat unutmuyorum. Arkadaş DM'den yazmış Instagram'dan. İşte buranın kralı benim. Bütün modlar benden geçiyor. Ondan sonra sizi biteceğim. Ben de ona şey yazmıştım. Bak, hiçbir şekilde kimse bizim rakibimiz değil. Olamaz. Peki. Barış. Ben şey demiştim ona. En iyisi sen ol. Ama işini düzgün yap. En iyisi sen ol. Ben seni de desteklerim dedim. Sonra o arkadaş bize gözle böyle gözbağ vermek için bir bot falan bastı. Galiba şu an piyasalarda yok. Onun peki. Bir yerde beni kazandık. Peki diyor. Peki sunucuya gizliden girip de benim onu girişini görüp de banlamam. Aa, o çok komikti ya. O çok komikti. Gizli gizli. Bunu onun şeyine veriyorum ya. Böyle gençliğine veriyorum. Cahilliğine veriyorum. Arkadaşlar şimdi kimse bizim rakibimiz... Bize düzgün gelmiş olsa, tabii ki bize düzgün gelmiş olsa şimdi, kesinlikle düzgün şekilde karşılık alacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim, kimse bizim rakibimiz değil derken biz egolu değiliz ya da kendimizi büyük görmüyoruz. Biz çok kimseyle rakip değiliz çünkü bu piyasa, bu platformlar herkese yeter arkadaşlar, herkese. Hani herkese yeter, herkese yer var. Bizde dost olana biz, yani bize bir adım gelene biz 20 adım 30 adım gidiyoruz arkadaşlar. Buna herkes de şahittir. Bir adım gelene 10 adım 20 adım gidiyoruz. Kimseyle kötü olmak istemiyoruz. Zaten hiçbir yayıncı ya da YouTuber hakkında da açıklama yapmıyoruz. Her zaman ne diyoruz? Saygı duyduğumuz insan deyip konuyu kapatıyoruz arkadaşlar. Ama bize meydan okuyanlara da cevap vermiyoruz. Biz olduğumuz şekilde devam ediyoruz. Onlar kendi hallerinde meydan okuyorlar arkadaşlar. Yok, onlar kendi kendilerine bu şekilde konuşarak birbirlerini dinliyorlar zaten. Bunu Barış, bir şey diyeyim mi? Ne evet. Slaj yaptık be. Hatta sana bayağı şöyle söyleyeyim. Ama çabuk geçti ya. Bir zaman oldu. Aynen ya. Sohbet ederek oynadık ya. İnşallah dostlarımız da beğenir. İnşallah sıkmamışız da sizleri arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar. Yani sohbette geçti çünkü susarak olmuyor biliyorsunuz. Bu oyun akmaz. Böyle hem bir nevi içimizi dökmüş olduk, hem sevincimizi paylaşmış olduk. 90 bin olduk. İnşallah nice 90 bin lira diye umuyoruz. Sizlerin desteğiyle biz her zaman var olmaya devam ediyoruz. İnşallah sizlere de daha çok tatlı sağlıyoruz. Mutluyuz arkadaşlar. Biz yok zaten. Manevi olarak içimizden geldiği için. Barış, daha fazla slaj yapamayacağız. Almıyor. O zaman bu ne olsun? Orayı hasatlayacağız. Aynen, o olsun. Orayı hasatlayacağız. Sen onların kirasını boz, TT'yi al gel. Nasıl? Onlar kiralık ya, kubotalar. Kullanalım ya. Oğlum bak, her gün ekstra para ödeyeceğiz ona. Ekstra para ödeyeceğiz zaten. Ama şey, şimdi sen onun kirasını boz, ben de remorkun kirasını bozayım. Ben bozuyorum kiraları. TT'yi al gel de şurayı ezelim. Fermente edilecek hale getirelim. Silota sıkıştırma mıydı ne o? Aynen. Oh! Ana Barış! Çok yavaş eziyor lan bu. %3. Getir onu da iki traktör ezelim Barış. %5. Buraya kadar izleyen abilerim, kardeşlerim, ablalarım, videomuzu beğenmeyi... Ana bu ne lan? Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Fazla yukarı oldu ya, burası açık gibi durmuş. Silo bug'lıymış Barış. Niye?
Silo bug'lı ne? Bug'lı, silonun yanı boş duruyor baksana. Barış 50 ton sulaj yapmışız. 50 ton mu? Ne ara yaptık? 50.820. Vallahi ben de anlamadım. Kaç tur attık biz? Bilmiyorum ki, saymadım. Bereketi kaçmasın. En az 3 turumuz var ya. İyi tamam, kapat konuyu, gel hadi. Sen ya benim, senin üstüne bir oynayacağım var. Allah! Nereden geldin la? Gelemedim ki. Git soldan git, kapı diğer tarafta. Niye o taraftan sen geldin? Sen nasıl eziyorsun? Üstünde geziyorum. Yolu bulamadım. Üstünde geziyorum, niye? Nasıl ezeceğim ki? Ayaklarımla mı çiğneyim oğlum? Ana ben burayı geçmişim ya la. Üst tarafta da kapı vardı, sen üst tarafta kapıyı da geçmişsin. Gözüme kararttım valla. %22 oldu, Allah aşkına gel ya. Ne yapıyor? F1'i aç da yüzde kaç olduğunu sen de gör. Az bana yer ver. İkimiz biri o tarafa, bu tarafa. Hadi. Tamam lan, düştüm ha. %32, dur. Dur. Geri, öne. Yanından geçmesin. Pardon. Lan ne yapıyorsun? Aşağı düştün ya, deli. Senin gibi geldim ben de, oldu. Böyle yap, böyle aynen. Sen diğer taraftan yap istersen, ben o tarafa geçeyim, pingin varsa. Yok yok, şu an değil. Allah kahretmesin, keşke Kubota'yı satmayıp da Kubota'yla şey yapsaydık. İşte işimizi bari bir gün tutsaydık onu. Ya ben bir daha kira parası vermeyelim diye. Aslında sen bu, en şey yap bak, bu maddi harcama konuları bana laksan. Olur, bir daha sesin kesildi ama net söyle, arkadaşlarımız da duysun. Maddi kısımlar var ya, harcama kısımlar. Mali kısmı bana mı bırak diyorsun? Mali kısmı bana bırak. Harcama kısmını. Yoksa sana kalırsa bugün şu elimizdeki atlardan biri olacağız. Aslında atları satsak mı lan? Bak yani, ben de... Niye arkadaşlar? Anahtar bende artık. Masada. İyi be, tamam anam. Büyümsün diye bir şey demiyorum. Bir gün şuradaki dereye yatırıp ağzını burnunu kıracağım dersem inanma. Birden bir yükseldim sana. Cümleye düzgün büyüsene. Dereye yatırıp. Dereye yatırıp ağzını burnunu kıracağım dedim. Suya sokup sokup döverim. Ama öyle söyledim yani. Seni dereye yatırıp. Fesatlaşma lan. Fesat olma yani. Sorma adamlar ne anlamış. Karnım acıktı zaten. Lan %85. Yarılanmasını yakın, teşekkür ederim. Yakayım dur. Ana arkadaşlar, ne bitmeyen sıkıştırmaymış. Öyle bir şey de var ya, biz şimdi arkadaşlar işte videolarımızın çok uzun olmasını. Sesin gitti. Biz de videolarımızın uzun olmasını çok istiyorlar. Hani bir saat belki bir saat. Ha arkadaşlar dur, tekrar edeyim. Biz de videolarımızın çok uzun olmasını istiyoruz. Evet. Bu da kötü mü yaptınız? Evet, kötüleşti niyeyse. Şu an hiç geliyor mu? Ha geldi, iyi. Dur, bitti. Tamam. Diyorum ki biz de istiyoruz uzun olmasını ama tek işimiz bu olmadığı için olmuyor, zaman kalmıyor. Hatta bu işe başladığımızda belli yardımlar bitti. Zaten bizim şeyimizi arkadaşlar tutuyor içimizde. Evet. Vaktimiz oldu çekecek. Keşke uzun olsa. Bir de aynı zamanda bir şey daha diyeceğim. Aklıma gelmedi. Dere muhabbeti hala aklımda tutuyor. Dereyi karıştır. Dereyi karıştırma. Valla araya girdim, yırtık çoraptan çıkan parmak gibi lafımı dövdüm, unuttum. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Barış eline koluna sağlık. Sağlık da unuttum, çok teşekkür. Çok güzel bir slaj videomuz oldu, inşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın. Ama kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.